Good morning. We're in Studio C with a very revered guest, Sheikh Musa Fer Efendi of the Helveti Order of Dervishes. And he and some of his dervishes from Turkey have just arrived in the city and will be performing a zikr, or the repetition of the name of God, for the benefit, spiritual benefit, of everyone in New York City. We want to begin in a traditional manner with the chant of the opening surah of the Quran. Efendi, can you tell us a little bit about what's contained in the opening surah of the Quran, and why is it chanted in the beginning? Bu okunan surenin manası hakkında bize bir şey söyleyebilir misiniz diyor. Elbette. Allah'ın rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin ve insanlık üzerine olsun. The meaning of this chapter from the Quran is for us, may the compassion and the gifts of Allah be on humanity. Hamdü senalar, hamdü senalar, ibadetler, taatlar, yücelemeler, hepsi Allah'a mahsustur ve Allah içindir. And all thanks and all grace and all love of men is for Allah alone. O alemlerin Rabbi ve Halikidir. He is the creator and the owner of all the universe. O Rahman ve Rahim'dir. He is the compassionate and the beneficent. Rahmandır bu alemde bulunan cümle mahlukatı, yarattıklarına merhamet eder, şefkat gösterir. He is compassionate. He shows compassion and love to all his creation. O Rahim'dir. Bu alemden sonraki ebedi alemde yine kendine has olan kullarına merhametlidir ve lütuf ve fazıl sahibidir. And he is beneficent and his compassion extends to his servants after this world in the other. O kıyamet gününün sahibi ve malikidir. He is the owner and the king of the day of judgment. Bu alemde izafi olarak bize birçok nimetler verilmiş. Birçok nimetin sahibi olduğunu bizler zannederiz. He has given as gift all what we possess, all what we are in this world. O Malik-i Yevmiddin'dir. Yarın o alemde, ebedi alemde hiç kimsenin bir mülke, bir malikiyete sahip olamaz ve değildir. Ancak Malik odur. And in the hereafter, he is the owner and the king of all. İşte bu sıfatlara malik olan Allah, biz sana ibadet ederiz. Allah, who have these qualities, we pray to thee. Seni severiz, senden çekiniriz. We love thee and we fear thee. Ve bu ibadeti yapmak için de senden yardım bekleriz. And we ask your aid and your help to
to be able to serve thee. Senin yardımın olmazsa, sen bizi ibadetine kabul etmezsen, biz sana ibadet edemeyiz. If you do not aid us and if you do not accept us, how can we pray to thee? İhdine sıratel müstakim, bizi doğru yolda sabit kadem et, ayaklarımızı sabit et, senin rızana varan, ridvanına erişen, cennetine giren, seninle buluşan ve görüşenlerle bizleri eyle. May you keep our feet firm and walk on your straight path amongst those who enter your paradise. Sıratellezine en'amte aleyhim, senin inam ve ihsan ettiğin sırat üzerine bizleri bulundur. Keep us on the straight path. O sırat ki gadabına uğramışlardan bizi eyleme. That path, please do not make us be confused with those with whom you are angry. Amin. Amin. Duamızı kabul eyle. Accept our bizi prayer. Kulluğunda sabit kadem et, huzurundan kovma, bizim gönüllerimizi Allah'sız eyleme. Keep us with you, don't chase us away, and keep our heart illuminated with your love. Thank you very much, Sheikh. We begin the program with prayer because this is an intensely prayerful people that are with us this morning. And beneath these words is really the experience of the presence of God. And I want to begin right away by asking Effendi about the practice of zikr, which is the repetition of God's name and really the experience, the direct experience of the divine presence. And can you begin by asking, and I'd also like to introduce at this time Tosin Bayrak, who is translating for us and who lives here in Spring Valley and is the representative of Effendi in this country. So Tosin, can you ask Effendi if he will explain zikr and ask also you have condensed my question in any way you see fit, but say to him that we really are broadcasting for people who long to actually experience divine presence. So simply words and concepts are not enough for people anymore. Bu program Allahu Teala'yı sevenlerin ve ona yakın olanların dinlediği bir programdır. Şimdi yapacağınız zikirde Allahu Teala'nın esması zikredilecek. Bu ayinin de bizim üzerimizde tesiri olmasını ümit ediyoruz. Zikri kısaca izah edebilir misiniz? Zikir hatırlamaktan gelir. Lügatça manası. The word zikir, literally speaking, is remembrance. Zikir denildiği vakitte hakkı hatırlamak ve hakkı bilmek, hakkı bulmak, hakla olmayı kabul etmektir. To remember so that one knows one's Lord, one seeks one's Lord, and one finds one Lord. En büyük fenalık da insanları felakete sürükleyen ve mahvına sebep olan Allah'ı unutmaktır. And the worst of the worst which leads people to disaster is to forget Allah. İnsanlar hilkat bakımından ahsen-i takvim ile yaratılmış, bütün mahlukatın eftali Allah'ın sevgilileri insanlardandır. By nature men is created as the beloved of God and the most supreme of all his creation. Hakkı unutanlar ise hayvanlar gibi, yaşayışta hayvanlar gibi, belki de
faciada, felaketlerde hayvanlardan daha edna ve eşna olurlar. The ones who forget their creator are perhaps worse than the animals, because they also, like the rest of the creation, remember their creator. İnsanın vücudunda merkezi vardır ki bu kalptir. Bu kalp de nazargah-ı ilahidir. There is a center in every human being, which is their heart, and that is the center where Allah looks at him. Semalara ve arda sığmayan Halik-i Azam kalbe sığmıştır. Allah, who does not fit into heavens and into worlds, fits into your heart. Bir kalp hakla olursa o kalp mamurdur. A heart which is with his creator and with the truth of his creator is a heart which is well built and beautiful. Bir kalpte hak olmazsa o kalpte kötülükler, kötülüklerin anası olan şeytan kaim olur. And if a heart is empty of the truth of the Lord, it invites the devil to enter. Kalbini kötülüklerden arıt, şeytana oradan çıkar ki hak oraya tecelli eylesin. Thus empty your heart from all bad things and chase the devil away and cleanse it so that it becomes the house of the Lord. Kirli bir eve padişah gelmez, oraya misafir olmaz. The king could not be invited to a dirty house. Kalbini tatir et ki hak oraya tecelli eylesin. Beautify your heart so that God comes to it. Bu kalbi temizlemek de zikrullah ile başlar. Thus, to clean your heart, the process in the cleaning of hearts is the zikr, is the remembrance. Zikrullah hem zikredeni tatir eder, hem de hakkı unutanlara hakkı hatırlatır. Thus, the remembrance of God, which is the zikr, profits the one who does it, but also makes the ones who have forgotten God to remember. Seriyadan Süreyya'ya kadar, yani küre-i arttan semavatın maverasına kadar hepsi birer risale ve kitaptır. Okuyabilen için. All existence, from the tiniest speck of dust to the furthest corners of the heaven, is a reminder of Allah. Bütün mahlukatta Allah'ı zikretmektedir. All his creation remembers him and makes zikir. Kulağında gaflet pamuğu olmayan bu zikri işidir, duyar. The one whose ears are not plugged listens and hears this remembrance of God. Gözünde perde olmayan da hakkı buradan görür. And he who doesn't have the curtain in front of his eyes sees Allah in his remembrance. Zira nereye bakarsak hakkın yüzüne bakmış oluruz. Wherever we look, we are seeing his beautiful face. İşte bunun için zikir insana bu sırları keşfettirir. Thus this remembrance, the zikr, is the key to these secrets. Zira zikredeni Allah zikreder. When you remember him, Allah will remember you. Ayakça Allah'ı zikredeni, when you remember him and recite his names standing up, bu alemden sonra halk ayağa kalktığı vakit hak zikreyler. He will be remembered by his Lord when he will stand up from his grave. Tövbeyle hakkı zikreyeni Allah affı mağfiret eder. When one remembers Allah with asking forgiveness, Allah will forgive him. Diz üzere çökerek hakkı zikreyeni, kıyamet gününde bütün enbiyalar o günün şiddetiyle diz üstü çöktüğü vakit hak zikreyler. The one who remembers his Lord prostrating when all his creation will be in front of him at the day of last judgment, God
will show his compassion to them. Onun için unutmamak lazım. Unutmamak için de zikre daim olmalıdır. Zikre daim olmalıdır. It is not to forget. Not to forget. One has to remember continuously. Efendi, if I could ask you, can people who listen now, is zikr a secret teaching that one has to be initiated into, or could people who are listening now, who are sincere lovers of God, could they repeat a simple zikr? Can we hear what it sounds like just simply with your voice? Bu programı dinleyen Allah aşıkları der ki beyefendi kendi kendilerine zikir yapabilirler mi? Biz biliyoruz ki sizin tarikatınız ve cümle dervişatın yaptığı zikir bir sırdır. Fakat radyoda kendi kendilerine yapacakları bir tesbihi, bir zikri sizin sesinizden söylemek ister misiniz? Zikir ferden de yapılır, toplulukla da yapılır. Zikir could be done by oneself and also in communion. Az evvel bahsettiğim gibi bütün mahlukat zikretmekte. Fakat bir kısım halk zikrin yaptığının farkında olup diğeri farkına varmadan hakkı zikretmektedir. As I have mentioned a minute ago, that all the creation of Allah is remembering him and making zikr continuously. Only thing is that some of you do realize and are conscious of remembering him, and others are not conscious that you remember him. Kalplerinde aşk ve muhabbet olanlar zikirden hoşnut olurlar, zevk duyarlar ve muhabbetleri artar. Those who have love in their hearts find joy in zikr and their love increase. Zira rüzgarlar, ağaçların hışırdamaları, kuşların ötmeleri, denizde balıkların dahi tesbihi ve zikri vardır. The wind, the sound of the leaves and the plants and the sound of the water, even the fishes in the water, they have got their own way of repeating the name of their Lord. Bunları duymak ve görmek lazımdır. One has to see and hear that. Gören görür. The one who sees, sees. Kulakları sağır olanlar ahenkten anlamazlar ve işitmezler. The ones who are deaf, they do not hear this music. Ama olan da renkten haberdar değildir. Haberi, rengi görmez. And the blind does not see this light. Enin olan da zevk-i sefayı bilmez. And the one who is low does not find joy. İsteniyorsa, arz ediyorsa bir zikir ilahisi okunsun. Hep beraberce okuyalım. If you wish, the dervishes will give a sample of a zikir which... But first, I'd like to ask one or two more questions about it. We over here to my left, there are about 12 or so men gathered, seated around a central microphone, and they're prepared to do various forms of zikr with us this morning. But I'd like to ask Effendi, with his own voice, we would just like to hear the simple words that are used in the most simple zikr. Bu programı dinleyen aşıkların arasında kendileri Efendimizin sesinle vereceği bir tesbihi kendi sesine vereceği bir tesbihi söylemek isteyenler olur diyor. Onu yeniden sizden rica ediyor. Bir miktar tevhid edelim. Fa'lem ennehu la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah,
La ilahe illallah. 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 Hatemen nebiyyine Muhammedur Resulullah'ı hakkan ve sıdka. Yunus Emre de aşık Yunus Emre şu nefesiyle zikri ilan ediyor ve zikrin manasını bizlere ifade etmekte. Taştı rahmet deryası. The famous ancient poet dervish saint Hazreti Yunus with this poem which I humbly will try to translate into English indicates what zikr is. The sea of compassion have overflown its bounds. Garg oldu cümle asi. All the people who revolted to him are getting drowned. Dört kitabın manası. The meaning of the four holy books. La ilahe illallah. Is La ilahe illallah. Biraz şerh edecek olursak birçok sırlar meydana çıkacaktır. If we wish to interpret these short lines, many secrets will be clear. Hakk'ın rahmeti taştı, bütün mevcudatı sardı. Bütün mevcudat rahmeti ilahi içerisinde müstarak oldu. God's compassion is so vast that all creation, the believer, unbeliever alike, is surrounded with it. Bu rahmetin içerisinde dinli dinsiz, denli densiz. Within this compassion is included the one with religion and the one without, the one who lives right and the one who does not. Müstarak oldular, garg oldular. They are all surrounded by it. Dört kitabın manası, yani İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an. The meaning of the four books, the Quran, the Bible, the Old Testament, and the Psalms of David. Dört kitabın manası, La ilahe illallah. The meaning of these four holy books, which are accepted and considered holy alike, is La ilahe illallah. Şerh edecek olursak, görüyoruz ki, İncil olsun, Tevrat olsun, Zebur olsun ve Kur'an-ı Muazzam olsun, bütün gaye hakkı tevhid etmek, hakta yok olmak, hakta var olmak, hak ile kaim olmak. The meaning of all the four holy books is to lose oneself in God, to seek God, to find God, to be with God. İkinci beyde geçiyoruz. Budur esmanın hası. This is the pure of the names of the Lord. Allah'ın isimlerinden en güzeli, en hası, en mükemmeli bu isim. The one of the names of God, the most beautiful one, the most meaningful one, and the purest one is this. Siler kalbinden pası. Günah ile alude olan, gönül kararmış, bu karayı denizin suları, pınarların, nehirlerin suları tatkir etmez, temizlemez. Ancak La ilahe illallah ile dökülen gözyaşıyla bu karalar temizlenir ve tatkir olur. It clears the rust of your heart. All the waters of all the rivers and lakes and the clouds is not able to clear the rust of your heart. But this pure word, this pure name of Allah. Allah'ın en mühim, en büyük ismi budur. It is the best of all his holy names. Nedir bu? La ilahe illallah.
What is the meaning of this name, La ilahe illallah? Sema, art, içinde bulunan bütün mahlukat, hepsi La ilahe illallah demekte. The whole creation in the whole universe are shouting, chanting, La ilahe illallah. Erenlerin bürağı, the final goal of the one who seeks, yakın eder irağı, makes the far become near. Bürak kelimesi berkten müştaktır. Berk yıldırıma isim verilir. Yıldırımın ismidir. Berk ne kadar süratli bir anda bir uçtan bir uca gitmekte. Allah'a erenlerin bürakı bu tevhiddir. The path, the quick path, as fast as the thunder, is this word, to reach and to find God. Ve bu isim Allah'a hemen insanı kavuşturur. This name instantaneously make you close to Allah. Zira ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, Kur'an-ı Kerim'in söylemekte, yani ben size can damarınızdan daha yakınım. Allah böyle söylüyor. Fakat insanlar hakka uzak. Nasıl ki Allah kula can damarından daha yakınsa, kulun da hakka yakınlığını iras eden ve hak ile halkı birleştiren, seviştiren, buluşturan, vuslat veren ancak La ilahe illallah'tır. This holy name, La ilahe illallah, is the one who brings you close to him. In the Quran, Allah tells you that I am closer to you than your jugular vein. And you reach close to him by repeating this name. Efendi, for all those who are listening, I want to make sure I have this name, and I would like to have you repeat it to me and let me repeat it back to make sure I have it very slowly, so and everyone listening can learn this. La ilahe. I'd like it coming from his own voice. Efendim, yavaşça öğrenebilecekleri şekilde yavaşça lütfen zikreder misiniz, tevhid ediyor. La ilahe illallah. I try that. La ilahe illallah. Could he say it one more time? Bir defa daha rica edeyim. La ilahe illallah. So it's la ilahe illallah. Is that correct? One more time. La ilahe illallah. Perhaps everyone listening, now we can make a very big zikr circle to tell Effendi that, and those who are here in the studio and everyone listening to this, please join in this infinite zikr circle that Effendi has said actually is going on with all creatures at all times, and maybe for several minutes we'll just try to lose ourselves in this. Can you say that first? Belki bu programı dinleyen aşıklar bizle beraber Efendimizin söylediği gibi, madem ki bütün kainat bu tevhidi yapıyor, bizle beraber birkaç dakika diyor tevhid yapınız dedi. Halem ennehu la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah.
illallah, la ilahe 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 illallah. Resulullah hakkın sıdka. La ilahe illallah. Musa kelimullah. La ilahe illallah. İsa ruhullah. La ilahe illallah. Muhammed Habibullah. Efendi, can you tell us a little bit about when you were a young man and were taught this practice of zikr by your Sufi teacher? Can you tell us about that? Sizin şeyhinizin üzerinizdeki tesirinden ve Zat-ı Ali'nizin tasavvufa ne şekilde girdiğinizden, gençliğinizden bahseder misiniz kısaca diyor. Hilkat itibariyle ve ailemin de dindar bir aile olmak münasebetiyle babamın vefatında babamın arkadaşı olan bir mürşide babam beni vasiyet etti. As my family was of strong in religion and faith and familiar with the teachers, sheikhs existing at the time, my father, when he passed away, asked as his last wish that I give myself up to a sheikh. O zatın terbiyesinde yetiştim. That I have grown under his instruction. 6 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'i okumasını öğrendim. When I was 6 years old, I learned to read and recite the Kur'an-ı Kerim. 7 yaşına vardığım vakitte birçok sureleri ezberledim. By 7 I had memorized most of the chapters of the holy book. Bu arada da o zatı akdesin, yani mürşidim olan zatın terbiyesini gözlerimle görüyor. Onun bana yapmış olduğu muameleden ibret ve ders alıyordu. Fakat bu ders aldığımın farkında değildim. And in the meantime, being together with my teacher, with my eyes and with my whole being, that I was imitating him, and through this imitation that I have been learning, but I was not aware of what I have learned during those tender years at that time. Kur'an-ı Kerim lisan bakımından, fesahat belagat bakımından Arapça, Arabi lisandır. Fakat mana bakımından Allahçadır. The Kur'an-ı Kerim in appearance, in its outer form, it is in Arabic language, but its essence is in the language of Allah.
Bütün kütüb semavi, yani semavi kitaplar da aynı durumdadır. Zahirde lisanen fesahat belagat bakımından İbranicedir mesela Tevrat, fakat mana bakımından Allahçadır. İncil de böyledir. This applies to all the holy books, to the Bible, to the Old Testament, that in appearance it could be in various human languages, but the actual language, to understand it, one has to read it in God's language. Allah'la araları iyi olanlar semavi kitapları anlayabilirler. The ones who are friends of Allah may understand the holy books. Eğer kalplerinde hak korkusu, hak muhabbeti olmazsa o kitaplar onlara söylemez. Those books will not speak to them if they do not have in their hearts the fear and love of God. Bu kitabı da öğrenmek için biraz o lisandan çalışmak lazım geliyordu. Arapçaya çalıştım. In my youth, I had to learn Arabic to at least familiarize myself with the exterior form of the Holy Quran. So I learned Arabic. Bir taraftan da medeni mekteplere devam ediyordum. And I was following the public school at the same time. Bu aralık askeri mektebe girmeyi tasavvur ettim, düşündüm. Annem beni asker yapmasını istiyordu. Zira sülalemiz iki aileden geliyordu. Ana tarafım Şeyh'di, Halveti Şeyh'iydi. Bulgaristan Yambolu vilayetinin Halveti Şeyh'i Seyyid Hüseyin Efendi'ydi. Bulgaristan Osmanlı İmparatorluğu'nun dahilindeyken dedelerimiz orada halkı irşad etmişlerdi. Baba tarafım da askerdi. My mother wished me to be an officer, so I was contemplating to be an officer in the Turkish army. My family, the two branches from my mother and father's side are quite different. My father comes from a long line of military people, but from my mother's side, who came from Bulgaria, from the city of Yanbolu, her father was a Halveti Sheikh by the name of Seyyid Hussein. Annem beni asker yapmak istiyordu. Çünkü fakir haldeydik. Bu aralık karşıma bir efendi çıktı. Bu efendi anneme rüyada göründü. Dedi ki bunu asker yapma, bunu manevi asker yap. My mother wanted me to be an officer. We were not financially in too good a state at that time. And my fathers who had then deceased side being officers, that she wished me to be like him. But a holy personage appeared to my mother in her dreams, and he gave this message that to not make him a soldier of men, make him a soldier of God. Ve bu zat benden meşgul oldu. Ben dersen kaçsam çocukluk hasebiyle beni kovalar, beni takip eder ve beni bulur. Muhakkak surette gündüz ve gecede mutlaka bir şey bana öğretmeye çalışırdı. That person followed me all my life. That whenever I wanted to leave school and wanted like every other children go and play and do mischief, that person has always followed me all my life and leading me to the right path. Zaten benim terbiyemin meşgul olan zat da ölmüştü. Bu zat benimle meşgul oldu ve bana Arapçayı ve Kur'an'ın manasını ve hadisleri talim etti ve İbn Arabi'den kitaplar okuttu. This person, my master by that time, the master which my father has willed me to, had died. This person taught me the traditions of the Prophet and all the religious knowledge which I possess, at least the basics of it, and that he has occupied himself practically fully by me. This inner person we're speaking about now, are they? Well, this person who appeared in the dream to the Sheikh's venerable mother, and the person who evidently is also an entity on this world, seems to be one and the same. Gecelerden bir gece bir rüya gördüm. O rüya içerisinde bir zat-ı mübareki
Gördüm. Fakat ben bu zatı hiç tanımıyordum. I dreamt one night a beautiful holy person. I had never met this person nor seen him before. Ertesi günü bu zat benim ticarethanemin önünden geçti. The day after, he walked in front of a shop where I was. Ben o zatı görünce, bu adamı ben bu gece rüyamda gördüm dedim. Fakat bunda bir iş var dedim. Fakat dedim ki eğer bu bir manevi bağlılıksa o zat bana müracaat etsin. Bu niyeti yaptım. When I saw him passing in front of the shop, the man whom I have dreamt about the night before, I felt that there was definitely a sign in that. But I had not rushed to him because I had hoped that he would come and seek me. 2 gün sonra gene bir rüya gördüm, gene aynı zatı gördüm. 2 days after, I dreamt again a dream in which he appeared again. 2 gün sonra başka bir rüya gördüm, gene o zat benim dükkanımın önünden geçti. 2 days after, I dreamt another dream again concerned with him. Gene dedim ki bu zata ben teslim olmayacağım, ancak o bana gelip müracaat ederse teslim olacağım. And again, each time I had dreamt about him, I saw him in various parts during the day. But I insisted that I am not going to go and submit to this person, and I will wait till he seeks me. Sonra o zat aşağı doğru gidiyordu. Ben dükkanın camından onu takip ettim. Dükkandan 200 adım kadar ayrıldıktan sonra durdu ve ters yüzüne döndü. Dükkanıma geldi, dükkandan içeriye başını soktu. Hala iman etmeyeceksin diye bana söyledi. And finally one day that he passed again in front of the shop where I was and he went about 200 meters and then he stopped. I was watching him going down with my eyes and he returned, he came back and he stuck his head from the door of the shop, looked at me and he said, aren't you going to have faith yet? Derhal ellerine yapıştım ve onu dükkanıma aldım, ellerini öptüm ve bana inabe etti. Yani beni deruşluğa kabul etti. So I rushed to him and I kissed his hand and hugged him and he accepted me as his dervish. Artık nazarıyla gördüğüm dersleri efendim ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin görmeye başlamıştım. So then I started seeing everything through his eyes. And I started seeing the truth and the signs of truth. İnsanların ne gizli bir hazine olduğunu, nice Allah'ın esrarına yüklü olduğunu öğrendim. And I learned what a great treasure is hidden in men, and what secrets are all in evidence but we do not see in men. Bu zatla temasımız 13 sene gibi bir zaman oldu. 13 sene sonra bu zat göçtü. Tabii benim gibi nice ihvanı yaranı vardı. Ben istihara ettim ki bunun yerine kim kaim olacak, ona iktida edeyim diye. Beni Nurettin Cerrahi Şeyhi Seyyid İbrahim Fatih Efendi'ye rüya aleminde gönderdiler. Oraya git dediler. My connection with this teacher continued for a long time, for 15 years. But he passed away, and then I had waited to see who will take his place. But in the meantime, again through divine hand, I was led, again through a dream, to my actual teacher, whose place I have taken now, the Venerable Fahreddin Efendi of the Nureddin-i Cerrahi Order of the Halvetis. Halbuki İstanbul Kadirhanesi beni oraya halife yapmak istiyordu. Ben rüya alemiyle, mana alemiyle Fahrettin Efendi'ye gittim, devruş oldum. Bir tarafta halife olacaktım. Halifeliği rüya ile olduğu için emirle, maneviyatta gittim. Fahrettin Efendi'ye devruş oldum. When my sheikh deceased, before I have taken hand from Fahreddin Efendi, that I was offered to be the sheikh of another sect, but because I was ordered through the dreams to be a dervish to the Cerrahi order, I chose to be a dervish to the Cerrahi order rather than being a sheikh
to another order which was offered to me. Bir müddet sonra da şeyhimin gördüğü seyri sülükü, ben de zuhura geldiğinden dolayı şeyhim beni hayatındayken kendisini halife tayin etti. Again through a spiritual manifestation between my sheikh and myself in form of dreams, that while he was still of this world, that he has chosen me as a sheikh. Vefatından 8 ay evvel postuna beni oturttu. Before he passed away, 8 months before he passed away, he let me sit on his post, on his throne. En büyük keramatından bir tanesi de dili agah ile bütün cihanda bilinesin diye bana dua etti ki beni 5 kıtada tanırlar. Duasının sicab olduğunu görmekteyim. Kerametini rıza etmekteyim. Prophesied and prayed that I would be known in 5 continents, and indeed I have friends and people whom I like and who likes me in the 5 continents of this world. One thing I'd like to say before we begin, and I for half an hour everyone should take their phone off the hook and just sit quietly in the quietness of their own space, and this is the beauty and blessing of radio. This is possible, and one can have a true experience of divine presence, which is as Effendi so beautifully said, is something that's flowing all the time. Zikr is something flowing all the time through our breath and through life itself. But this will allow us to become conscious of it. I couldn't think of a now this part I want you to translate for Effendi, that I thank him very deeply. I couldn't think of a more beautiful gift to offer the people of New York City, and that we feel blessed, like we've been sitting in our shop, and he actually came and put his head in the shop now, and we, all of us, are embrace him and thank him. Sizi New York'ta bulmakla ne kadar memnunuz ve sizin bu programı iştirakinizden dolayı çok müteşekkiriz. Diyor, işte geldi diyor, bizim dükkanımızdan önünden geçti diyor, onu rüyamızda gördük diyor. Ve nihayet geldi ve başını kapımızdan içeri soktu diyor. Ve onları bizle beraber zikre davet ediyor. Telefonlarınızı, kapılarınızı kilitleyin, telefonlarınızı çıkartın, hiç kimse sizi rahatsız etmesin. Önümüzde yarım saat içerisinde bizle beraber zikir yapın ki kalbiniz pası silinsin diyor. Amerika halkının Allah'a karşı muhabbeti bizi mesur et. İşte, hayatımın en güzel günlerini, en güzel demlerini yaşamaktayım. We are so touched with the love for God and for truth which we have seen in the eyes, in the hearts of the American people, that I am living the most joyous moments of my life in your country. Bu zikirlerin insanlığı necata götüren bir vasıta olmasını Allah'tan temenni ediyorum. I pray to God that this zikir affects you and makes your path clear. İnsanların birbirinin nefretini kaldırmasını, insanları tevhitte, varlıkta, birlikte toplamasını ve tevhid şarabını nuş etmelerini Allah'tan niyaz ediyorum. And may God make you get together with your brothers, other human beings through zikir. And may you all drink the wine of love.